28 Mart 1938 tarihinde dünyaya gözlerini açan Genco Erkal Aslen İstanbulludur. Pek çok yerli ve yabancı yazarın oyunlarını yöneten Genco Erkal roman, öykü, şiir gibi değişik türlerden tiyatroya uyarlamalar yapmıştır. Robert Kolej'den mezun olduktan sonra İstanbul Üniversitesi'nin psikoloji bölümünü bitiren Genco Erkal 1959 yılından başlayarak Türkiye'nin önemli özel tiyatro topluluklarında oyuncu ve yönetmen olarak çalıştıktan sonra, 1969 yılında, bugün de sanat yönetmeni olduğu Dostlar Tiyatrosu'nu kurdu. Görki, Brecht, Sartre, Peter Weiss, Steinbeck, Havel, Tankard, Dors gibi yabancı yazarların yanı sıra, Aziz Nesin, Haldun Taner, Nazım Hikmet, Can Yücel, Refik Erduran, Vasıf Öngören, Orhan Asena, Behiç Ak gibi Türk yazarların oyunlarını yönetti. Roman, öykü, şiir gibi değişik türlerden tiyatroya uyarlamalar yaptı, oyunlar çevirdi. Çeşitli ödüller kazandığı ünlü rolleri arasında Yaroslav Haşek'ten Aslan Asker Şıvay, Gogol'dan Bir Delinin Hatıra Defteri, Bertolt Brecht'ten Galileo, Mavel Anderson'dan Yalın Ayak Sokrates, Nazım Hikmet'ten Kerem gibi, Can Yücel'den Can sayılabilir. Senfonik konserlerde Prokofiev'in Peter ile Kurt, Stravinsky'nin Askerin Öyküsü, Fazıl Say'ın Nazım adlı yapıtlarını anlatıcı olarak seslendirdi. Önemli uluslararası film festivallerinde gösterilen ve birçok ödül kazanan At, Faize Hücum, Hakkari'de Bir Mevsim, Camdan Kalp ve Uzun Bir Aradan Sonra 2008 yılında çevrilen Pazar Bir Ticaret Masalı filmlerinin başrolünde oynadı. TRT televizyonu için Haldun Taner'in ünlü müzikli oyunu Keşanlı Ali Destanı'nı yönetti ve oynadı. Değişik yıllarda birçok kez, yılın en iyi erkek oyuncusu, en iyi tiyatro yönetmeni seçildi, yaşam boyu başarı ödülleri kazandı. 1982 yılında At ve 1983 yılında Faize Hücum filmleri ile en iyi erkek oyuncu dalında Antalya Film Festivali'nde iki kez Altın Portakal aldı. 1993 ila 1998 seneleri arasında Paris'te ve Avignon Festivali'nde Fransızca'da oynamaya başlayan Genco Erkal, 3 Fransız yapımında rol aldı. Nazım Hikmet'ten Sevdalı Bulut, Philip Mignana'dan Au Vastu Jeremy ve Paulo Coelho'nun ünlü romanından uyarlanan Simyacı. 2008 senesinde kendi yazdığı ve yönettiği Sivas 93 isimli belgesel tiyatro oyununu, Türkiye ve Avrupa genelinde tiyatro severlere sunmuştur. Oyun 1993 yılında Sivas'ta Madımak Oteli'nde yapılan katliamı konu almıştır. Bu oyunu ile Pert Evniyal Lisesi tarafından 2008 yılının en iyi tiyatro ödülünü almıştır. 2009 senesinde, Amerikalı tarihçi ve tiyatro yazarı Howard Zinn tarafından 1999 yılında yazılan Marx'in Soho adlı tek kişilik tiyatro oyununu güncelleyerek Marx'ın Dönüşü adıyla sahnelemeye başlamıştır. Sanatçı Çağan Irmak'ın senaryosunu yazdığı ve yönettiği Prenses'in Uykusu filminde başrolde oynamıştır. Film 19 Kasım 2010 tarihinde vizyona girmiştir.